3. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde her zaman birler basamağından başlarız. Sayıyı yüzlük, onluk, birlik şeklinde ayırdım. Birler basamağından başlayalım. 3'ten 9'u çıkaracağız. 3'ün içinden 9'u çıkaramayacağımız için komşumuz onluklara gidiyoruz. Bir tane onluk aldık. Burada 3 onluk kaldı. Aldığımız bir onluk kaç yapar? 10 yapar. Burada bir de 3 birlik var. 10. 3 daha 13. 13'ten 9'u çıkarırsak 4 kalır. 4 birlik yazalım. Onlar basamağına geçtik. 3'ten 8'i çıkaracağız. 3 onluktan 8 onluk çıkmaz. Komşumuz yüzlüklere gittik. Bir tane yüzlük aldık. 5 yüzlük kaldı. Aldığımız bir yüzlük onluklara 10 onluk diye geçti. 10 onluk, 3 onluk daha 13 yapar. 13'ten 8'i çıkarırsak 5 onluk. Yüzler basamağında 5 yüzlük kaldı. 5 yüzlükten 2 yüzlüğü çıkarırsak 3 yüzlük kalır. Sayımız ne oldu? 354. 6'dan 8 çıkmaz. Komşumuz onluklarda 0 olduğu için yüzlüklere gittik. Bir tane yüzlük aldık. 8 yüzlük kaldı. Aldığımız bir yüzlüğün 9 onluğunu onluklara bıraktık. 1 onluğunu biz alıyoruz. 1 onluk 10 yapar. 6 daha 16. 16'dan 8'i çıkarırsak 8. 9'dan 2'yi çıkarırsak 7. 8'den 5'i çıkarırsak 3 kalır. 0'dan 4 çıkmaz. Onluklarda yok. Yüzlüklere gittik. 4 yüzlük kaldı. Aldığımız 1 yüzlük 9 onluğunu onluklara bırakıyoruz. 1 onluğunu kendimize aldık. 10 yapar. 10'dan 4'ü çıkarırsak 6. 9'dan 5'i çıkarırsak 4. 4'ten 1 çıkarsa 3. Bir otobüs 840 kilometrelik yolun önce 370 kilometresini sonra 290 kilometresini gidiyor. Kalan yol kaç kilometredir? Problemi iyi okuyup anlamalıyız. Okuduktan sonra hangi işlemi yapacağımıza karar vereceğiz. Çocuklar, tüm yolun uzunluğu 840 kilometreymiş. Daha sonra bu otobüs bir kısmını gidiyor, sonra bir kısmını gidiyor. Bizden kalan yolu istiyor. Bakın, okuduk, yorumladık. Şimdi işlemi düşüneceğiz. Önce gittiği kilometrelerin ne kadar olduğunu bulalım. Gittiği yolun kaç kilometre olduğunu bulmak için önce ve sonraki yolu toplayacağız. 370 kilometre ile 290 kilometreyi toplayalım. Bakalım kaç kilometrelik yol gitmiş. 16'nın 6'sı elde var 1. 660 kilometrelik yol gitmiş. Tüm yolumuzun uzunluğu neydi? 840 kilometreydi. 840 kilometrenin içinden gittiği yolu çıkarırsak eğer, geriye ne kalacak? Gitmediği yol kalacak. Cevabı bulmuş olacağız. 840 kilometreden gittiği 660 kilometreyi çıkarıyoruz. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 yüzlük aldık. Burada 7 yüzlük kaldı. Aldığımız yüzlük 10 onluk olarak geçecek. 10, 4 daha 14. 14'ten 6'yı çıkarırsak 8. 7'den 6 çıkarsa 1. Demek ki kalan yolu 180 kilometre. 4, 0, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır? 3 basamaklı dediği için 3 tane nokta yapıyorum. Bunlar basamakları gösteriyor. Tabii ki çıkarma işlemi yapmamızı istediği için üst tarafa en büyük sayı yazacağız. Bu rakamları kullanarak en büyük sayı yazmak için yüzler basamağına en büyük rakamı yazıyoruz. 4, onlar basamağına 1 ve 0. En büyük sayı 410. Şimdi en küçüğü bulalım. 3 basamaklı dediği için yüzler basamağına 0 yazamıyoruz. 0 yazarsak 2 basamaklı bir sayı olur. Bu yüzden yüzler basamağına 1 yazıyoruz. Onluklara 0, birliklere 4. En küçük 3 basamaklı sayı 104 olacak. Çıkarmamızı yapalım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşumuza gittik. Bir tane onluk aldık. 0 kaldı. Aldığımız onluk 10 olarak geçiyor. 10'dan 4'ü çıkarırsak 6, 0, 4'ten 1 çıkarırsak 3. Cevap 306. Çocuklar, konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.